أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Siyer-i Nebir dersimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç, İsra ve Miraç hadisesini okumuştuk en son dersimizde. Ve Miraç hadisesinden sonra yavaş yavaş hicrete doğru gidiyoruz. Bu esnada tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davet vazifesini ağırlıklı olarak Mekke dışına taşırması ve Mekke dışındaki kabileler ve insanlarla ilgili sürdürmesini inşallah okuyacağız. Çünkü Mekke'den artık Efendimiz olsun ümidini kesmişti. Mekkelilerden Müslüman olanlar olmuş, olmayanlar olmuyor ve kendilerine gösterilen mucizelere rağmen inat ediyorlardı. Bundan dolayı sevgili Peygamberimiz artık çalışmalarını, tebliğ vazifesini Mekke dışındaki insanlar üzerinde sürdürmeye başladı. Şimdi bununla ilgili kısa bir malumattan sonra Medine-i Münevvere'den gelen bazı kimselerin Müslüman olmasını ve akabinde Akabe meşhur İslam tarihinde Akabe adıyla meşhur olan Akabe toplantılarının ilkinden bahsedeceğiz. ولما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجد من قريش منعه من تاديه الرساله ne zaman ki Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Kureyş kabilesinin peygamberlik vazifesini ifa etmesine engel olmalarını görünce ve tesallata el kibra vel azamete ala kulubihim ve kalplerinde artık böbürlenme, kibirlenme, büyüklük ve hakkı kabul etmeme gibi çirkin huyların iyice yerleştiğini görünce eradallahu en yuzhira emreddine ala eydi gayrihim minel arab. Allah Teala Araplardan Mekke dışındaki insanlar ile din-i mübini İslam'a yardım etmeyi murad etti. Fekane aleyhissalatu vesselam yahrucu fil mevasim el arabiyye. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu maksatla Arap mevsimlerinde Mekke dışına çıkardı. Tabi Arap mevsimleri nedir? Arap mevsimleri yani bir diğer tabirle panayırlar, Arap panayırları ki bugünkü güncel panayırın güncel karşılığı festival. Festival de tabi İngilizcedir. İngilizceden Türkçe'ye girmiş. Eskiden festivale panayır derlerdi. İşte Araplarda da bu şekilde panayırlar olur. Bu panayırlar aynı zamanda bir ticaret vesilesi, tanışma, kaynaşma ve eğlence vesilesi olurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu panayırlara gider ve insanları ziyaret ederdi. Ve ya'rudu nefsehu alel kabaili liyahmuhu ve kendisini kabilelere arz eder, yani kendisini tanıtır ve kendisini muhafaza etmek, korumak ve barındırmak için onlara teklifte bulunurdu. Hatta yu'di risalete rabbihi, böylece Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu peygamberlik vazifesini eda edebilsin diye. Fekâne ba'duhum yaruddu radden cemîle. Bazı kabileler peygamberimize güzel karşılık verirler. Ona hoş muamele ederler. Ve âharûne radden kabîha. Bazıları da çok çirkin karşılık verirlerdi. Vekâne min ekbahil kabâili radden benû hanife. Ve bu kabileler arasında Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın bu nazik teklifine çok çirkin karşılık veren kabilelerden bir tanesi Beni Hanife. Beni Hanife kabilesiydi. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arapların en katısı ve en vicdansızı Ebu Hanife kabilelerdir. Beni Hanife kabilesidir buyurmuştur. Ki Beni Hanife yani Hanife oğulları kabilesi aynı zamanda ileride ortaya çıkacak olan Müseylemetül Kezzab isimli yalancı peygamberin bulunduğu kabiledir. Ve talebe minhum Benu Amir kötü son derece kötü karşılık verenlerin bir diğeri de Beni Amir oğulları.
yani Amir oğulları, Beni Amir. Bunlar istediler ki inhum amenu bihi en yec'ale lehum emrar riyaseti min ba'di. Bunlar da dediler ki biz iman edersek senden sonra senin idarecilik makamını bize bırakacaksın. Yani senin ardından biz idareci olacağız. Yani tabiri caizse devlet başkanlığı istediler. Fekale lehum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara buyurdu ki el emru lillah yada'uhu haythu yeşe. O iş Allah'adır. Allah onu dilediğine verir. Buyurdu. Ve kâne millezîne yehuccûne el beyte arabe yesrib. Evet. Bu iki kabile peygamberimize bu şekilde karşılık vermişler idi. Yine Araplar bunların dışında, yani Mekkelilerin dışında Araplardan Beytullah'a hac eden Yesrib Arapları vardı. Yesrib Arapları ki bu Yesrib bugünün adıyla Medine'dir. Yani Medine'deki Araplar da hacca gelirlerdi. Beytullah'ı hac etmeye, ziyarete gelirlerdi ki Mekke ile Medine, yani bu Yesrib, eski adı Yesrib, yeni adı Medine. Yesrib ile Mekke arası takriben 400-500 kilometre mesafe var. Fakat yine onlar Kabe'ye hac etmek için gelirlerdi. Evet. Yaktınuha kabiletani ihtahuma min veledi Evs ve saniyetu min veledil Hazreç. Medine'de hakim olan iki kabile vardı ki onlardan birincisi Evs oğulları, diğeri ise Hazreç oğullarıydı. İki kabile orada hakim durumdaydı. Ve huma ahavani, bunlar aslında iki kardeş idiler. Yani ataları iki kardeş ve bunlar çocukları genişliğe iki ayrı kabile halini almışlardı ve Medine'nin hakimiydiler. Ve kana beyne evladihima min el-adaveti ma yec'alu el-harbe la yadu'u awzaraha beyne el-fariqayn. Bunlar ataları kardeş olmalarına rağmen iki kabile arasında bitmez bir savaş vardı. Asla savaşı bırakmazlar. Sık sık harp ederlerdi birbirleriyle. Fekanu daimen fi şikakin ve niza. Devamlı aralarında bir ayrılık, bir çekişme, bir düşmanlık olurdu. Ve kana yucaviruhum fil medineti akvamun min el-yahud. Ve bunların yanında yine Medine'de bulunan kabilelerden Yahudi kabileleri de vardı. Ve hum benu Kaynuka ve benu Kurayza ve benu Nadir. Bu kabileler, Yahudi kabileleri, üç tane belirgin büyük Yahudi kabilesi vardı ki bunlardan bir tanesi Kaynuka oğulları, diğeri Kurayza oğulları, diğeri de Nadir oğulları. Bu üç kabilede Medine'de hatırı sayılır kabilelerdendi. Ve kâne erhumu galebtu alâ Yesrib evvelen. Daha önceleri, yani oraya Araplar tam olarak hakim olmadan önce Medine'nin hakimi bu üç kabileydi. Yani bu üç Yahudi kabilesiydi. Ondan sonra فَحَارَبَهُمُ الْعَرَبُ حَتَّى صَارُوا ذَوِنْ نُفُوذِ فِيهَا وَالْقُوَّةِ. Araplar bu Yahudilerle savaşarak Medine'yi ele geçirerek orada idareci durumuna yükseldiler. وَكَانَ الْيَهُودِ اِذَا خَذَلُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اَعْدَائِهِمْ بِسْمِ نَب۪يِّنْ يُبْعَثُ وَقَدْ قَرُبَ زَمَانُهُ. Daha önce de bundan bahsetmiş idik. Araplarla savaştıkları zaman Araplara derlerdi ki çıkışı yakın olan peygamber sayesinde biz size galip geleceğiz derler ve peygamberimizin çıkmasını ümit ederler, beklerler ve onun sayesinde yardıma kavuşacaklarını düşünürlerdi. فَلَمَّا اِخْتَلَفَتْ كَلِمَةُ الْعَرَبِ ف۪ي مَا بَيْنَهُمْ مَشَقَّتْ عَصَ الْاِلْفَةُ حَالَفُ الْيَهُودَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Tabi ilerleyen zamanlarda, yani ilk önce Araplar birlik oldular, Yahudiler yendiler ve Medine'ye hakim durumuna geldiler. Aradan geçen yıllar bunların birliğini bozdu, Arapların birliğini bozdu. Bu sefer Araplar birbirlerine çekişmeye, sürtüşmeye, savaş etmeye başladılar. Hal böyle olunca Araplardan bazıları bazı Yahudi kabileleriyle anlaşma imzaladı. فَحَالَفَ الْاَوْسُ بَن۪ي قُرَيْضًا. O Arap kabilelerinden Evsliler, Evs kabilesi Kurayza oğullarıyla, Yahudi olan Kurayza oğullarıyla anlaşma
imzaladılar. Ve halefel Hazreç Beni Nadir ve Beni Kaynuka. Diğer Arap kabilesi olan Hazreç kabilesi Nadir oğullarıyla Kaynuka oğulları iki Yahudi kabilesiyle anlaşma imzaladı. Dolayısıyla üç Yahudi kabilesi ikiye bölündü. Birisi Araplardan bir kabileyi destekledi, ikisi diğer kabileyi destekledi. Böylece Medine'deki güçler ikiye ayrılmış oldu. Ve ahiru al-ayyam beynehum yawm bughas qutila fihi aktharu asa'uhum ve lem yabqa illa Abdullah ibn Ubey ibn Selul min al-Hazrec ve Abu Amir ar-Rahib min al-Aws. Ve aralarında Bughas günü de Bughas günü denilen Bughas günü bu iki kabilenin yaptığı savaşlara deniyor. En son yaptıkları savaşta ileri gelenleri öldü. Her iki kabileden de ileri gelenler öldürüldü savaşta. Ve geriye sadece Abdullah ibn Übey bin Selul Hazreç kabilesinden Abdullah isimli bir şahıs kaldı. Evs kabilesinden de Ebu Amir isimli bir şahıs kaldı. İdare reis olarak. Diğerleri hep ileri gelenler öldürüldü. وَلِذَٰلْكَ كَانَتْ عَيْشَةُ تَقُولُ كَانَ يَوْمُ بُعَاثِ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُولِ اللّٰهُ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bundan dolayı Hazreti Ayşe annemiz demiştir ki bu az günü yani bu iki kabilenin yapmış olduğu bu kanlı savaş Allah-u Teala Hazretlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir takdim ettiği bir gündü. Neden? Çünkü onlar birbirleriyle savaşınca güçleri kırıldı ve birbirlerine karşı koyamayacak hale geldiler. Öyle zayıfladılar. Böylece onlar ne yaptılar? Peygamberimize karşı da ayaklanamadılar. Yani eski güçlerinde olsalardı peygamberimize karşı da ayaklanacaklar. Peygamberimizi belki Medine'ye yine kabul etmeyeceklerdi. Ama onlar bu savaşla birbirlerini yıpratınca meydan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere kalmış oldu. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu keremi olmuş oldu sevgili peygamberimize ve Müslümanlara. وَقَدْ خَطَرَ بِبَالِ رُؤَسَاءُ الْاَوْسِ اَنْ يُحَالِفُوا قُرَيْشًا عَلَى الْخُرُوجِ Tabi bu arada iki Arap kabilesinden bir tanesi olan Evs kabilesinin ileri gelenlerinin aklına geldi ki Kureyş'le yardımlaşalım, Kureyş'ten destek alalım. فَاَرْسَلُوا اِيَاسِ بْنِ مُعَاذْ وَاَبَا الْحَيْسَرْ اَنَسِ بْنِ رَافِعْ مَعَ جَمَاعَةٍ يَلْتَمِسُونَ ذَلْكَ الْحَلْفَ فِي قُرَيْشِ Bu hususta daha önce de zaten söylemiş idik. İki kişiyi gönderiyorlar. Evs kabilesi İyas isimli bir şahısla Enes isimli bir şahısı Kureyşlere gönderiyorlar. Bize yardımcı olun, destek olun, arkamızda durun diye. Onlar da Kureyş'e geliyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların Mekke'ye geldiklerini duyunca hemen onların yanına gidiyor. Diyor ki onlara Efendimiz Aleyhisselam ben sizin ne için Mekke'ye geldiğinizi biliyorum. Yani Kureyşlerden yardım almaya geldiniz. Fakat ondan daha hayırlısını size söyleyeyim diyor. Ve onlara İslam'ı teklif ediyor. Bir olan Allah'a iman edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın buyuruyor. Ve onlara Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir miktar okuyor. Bunu okuyunca iki kişiden bir tanesi olan İyas diyor ki ey arkadaşlar vallahi bu adamın anlattıkları bizim için daha hayırlı. Yani Peygamberimizin anlattıkları bizim için daha hayırlı. Gelin biz bu işi kabul edelim diyorlar. Fakat diğer Enes isimli adam yerden toprak alıyor, suratlarına serpiyor. Biz bunun için buraya gelmedik diyor ve oradan kalkıp gidiyorlar. İşte bu İyas Medine'de ilk Müslüman olan kimselerden bir tanesi. Rivayete göre o Medine'de Müslüman oluyor ve Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeden de vefat ediyor. Evet. Bedu İslamil Ensar Medinelilerin yani Ensar olan Medineliler arasında İslam'ın yayılması. وَلَمَّا جَاءَ الْمَوْسُمُ تَعَرَّضَ رَسُولُ اللّٰهِ لِنَفَرٍ مِّنْهُمْ يَبْلُغُونَ سِتَّ Efendimiz Aleyhisselam yine bir mevsimde, bir haç mevsiminde Medine'den gelen kişilerin arasında gezinirken 6 kişi görüyor. 6 kişi. وَكُلُّهُمْ مِنَ الْخَزْرَجِ Bu 6 kişinin tamamı Hazreç kabilesinden. Birisi Evs, diğeri Hazreç idi ya Medinelilerin. Hazreç kabilesinden 6 kişiyi görüyor. Onlar da kimdi? Daha önce bu isimleri saymıştık bu mübarek zatları. Vuhum Es'ad ibn-i Zürara. Onlardan birincisi Es'ad bin Zürara. Ki bu
mübarek sahabe çok büyük bir şahsiyetti ve hicretin birinci yılında vefat etti. Es'ad bin Zürare radıyallahu anh. Diğeri Avf ibn Haris, diğeri Rafi ibn Malik, diğeri Kutbet ibn Amir, bir diğeri Ukbet ibn Amir, bir diğeri de Cabir bin Abdillah. 6 kişiler. Efendimiz Hasan bunları İslam'a davet ediyor. Kendisine peygamberlik vazifesini ifa etme hususunda yardımcı olmalarını teklif ediyor. Onlar da birbirlerine diyorlar ki Yahudilerin bahsettiği, çıkacağını bekledikleri peygamber bu. Öyleyse biz akıllılık edelim, Yahudilerden önce bu peygambere iman edelim diyorlar. Ve bu 6 kişi orada sevgili peygamberimizin teklifini kabul ederek Müslüman oluyorlar. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Ve onlardan bir tanesi peygamberimize diyor ki inna terakna kavmena beynehum min el-adave ma beynehum. Biz Medineliler olarak toplumumuzu bırakıp buraya geldik. Fakat toplumumuz içerisindeki düşmanlık ve savaş had safhada. Fe in yecmeahumullahu aleyke fe la racule azze minke. Eğer sen bu iki topluluk, yani Medine'de hakim olan bu iki kabilenin arasını barıştırır da bunların arasındaki düşmanlığı kaldırırsan, onların yanında senden daha kıymetli adam olmaz ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü az önce de dediğimiz gibi savaş onları iyice tüketmişti. Hep bütün büyük uluları gitmiş, malları zayi olmuş, canlar yanmış. Ondan sonra perişan bir haldeler. Dediler ki ey Muhammed, sen bunu durdurursan o zaman seni Medine'de sevmeyen kalmaz. Ve va'aduhu'l mukabelete fil mevsimil mukbil, gelecek senede buluşmayı buluşmak üzere sözleştiler ve ayrıldılar ki işte bu Medine'deki, daha önce iki kişiden bahsetmiştik, birisi İyas'tı radıyallahu anh, bu iki kişinin dışında ilk Medine'de Müslüman olan kimseler idi bu 6 kişi. El akabetul ula, birinci akabe. Birinci akabe Medine'de, Medineli müminlerin Medine'de bazı kimselere Müslüman olduklarını anlatıp bir dahaki sene Mekke'de akabe denilen yerde buluşmalarına, ilk buluşmalarına birinci akabe diyorlar. Bu akabe sayesinde Peygamberimiz Medinelilerden daha çok kimselerle tanıştı ve Medine'deki Müslümanların çoğalması bu şekilde sağlanmış oldu. İşte bunun birincisi ki peygamberliğin 12. senesi. Artık hicrete doğru yaklaşıyoruz. Peygamberliğin 12. senesinde bu sefer, bir önceki sene kaç kişiydiler? 6 kişiydiler. İsimlerini saydık ya. 6 tane Medineli peygamberimize iman etmişti. Ondan sonraki sene 12 kişi olarak geldiler peygamberimizin yanına. Tabi bu 12 kişiden 10 kişisi Hazreç kabilesinden, 2 kişisi de Evs kabilesinden. Vahum Es'ad ibn Zürare, onlar da birincisi Es'ad bin Zürare, ikincisi Avf ve Muaz. Avf ve Muaz ki bunlar Haris'in oğullarıdır. Yani Avf ibn Haris, Muaz bin Haris. Dördüncüsü Rafi ibn Malik. Beşincisi Zekvan ibn Kays, altıncısı Ubade ibn Samit, yedincisi Yezid ibn Thalebe, sekizincisi Abbas ibn Ubade, dokuzuncusu Ukbet ibn Amir, onuncusu Kutbet ibn Amir, ve haulâ'l Hazreç. Bu 10 kişi Hazreç kabilesinden idi. Ve Ebu Heysem ibn Tihan ve Uveym ibn Sa'ide. Bu 2 kişi de Evs kabilesindendi. Yani toplam 12 kişi. Feştema'u bihi indel akabeti, akabenin yanında bunlar toplandılar. Yine hac mevsimi, herkes, bütün Araplar akın akın Kabe'yi tavaf etmek üzere, hacı olmak üzere Mekke'ye toplanıyorlar. Ve eslemu ve bâdi'u Resulullahi alâ bey'atin nisa. Ve toplandılar, Peygamber aleyhissalatü vesselama söz verdiler ve Müslüman oldular bu 12 kişi.
وَذَٰلْكَ قَبْلَ اَنْ تُفْرَضَ الْحَرْبِ Bu da henüz daha harp, savaş farz olmadan önceydi. Peki ne üzere sözleştiler? Birinci madde. عَلَا اَنْ لَا يُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا Birincisi Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaklar. Bu birinci, peygamberimize verdikleri birinci söz. İkincisi وَلَا يَسْرِقُوا Çalmayacaklar. Üçüncüsü وَلَا يَزْنُوا Zina etmeyecekler. Dördüncüsü وَلَا يَقْتُلُوا اَوْلَادَهُمْ Çocuklarını öldürmeyecekler. Utançtan veyahut da rızık endişesinden çocuklarını öldürmeyecekler. Evet. Beşincisi وَلَا يَأْتُوا بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلِهِمْ Ve gözleriyle gördükleri şeylere zıt olarak hiç kimseye iftira etmeyecekler. Yani falanca şöyle şöyle ahlaksızlık yaptı diye. Altıncısı وَلَا يَعْصُونَ ف۪ي مَعْرُوفٍ İyi ve güzel hususlara karşı gelmeyecekler. Yani işte güzel ahlak emredildiği zaman ona karşı çıkmayacaklar. Fein ve fu felehumul cenne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer bu sözlere sadık kalırsanız size cennet vaat ediyorum. Cennete gireceksiniz buyurdu onlara. Ve in gashav min zalika şey'en eğer bu sözlerini yerine getirmezlerse veyahut da bazılarını yerine getirmezlerse فَاَمُرْهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنْشَاءَ غَفَرْ وَاِنْشَاءَ عَذَّبْ Eğer bunları yerine getirmezseniz işiniz Allah'a kalmış. Dilerse Allah affeder, dilerse size azap eder diyerek onları uyardı ve söz aldı böylece. İşte bu sözleşmeye yani 12 Medinelinin Peygamberimizin huzuruna gelip iman etmeleri ve bu 6-7 maddede Peygamberimize söz vermeleriyle ilk Akabe sözleşmesi gerçekleşmiş oldu. Ki bu ne oluyor aynı zamanda? Medine'de yapılan ilk İslami faaliyet olmuş oluyor. Çünkü bunlar ne yapacaklar? 12 kişi gidecekler. Medine'de seneye kadar İslam'ı anlatacaklar. فَاَرْسَلَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرُ الْعَبْدَر۪ي وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اُمُّ radıyallahu anhuma. Efendimiz olsan bu 12 kişiyle beraber iki tane Mekkeli gönderdi. İki tane Mekkeli'den bir tanesi Mus'ab bin Umeyr ki Mus'ab bin Umeyr biliyorsunuz Mekkeli zengin bir ailenin genç delikanlısı ve yakışıklısı buna rağmen Müslüman olan ve Müslüman olduğu için de bütün toplum tarafından hor hakir görülen anne babası tarafından çok şiddetli cezalandırılan bir şahıs. Fakat Kur'an-ı Azimuşşan'ı iyi okuduğundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen Medine'ye öğretmen olarak gidiyorsun. Bir. İkincisi Abdullah bin Ümmü Mektum. Diğeri de Abdullah bin Ümmü Mektum ki bu da Peygamberimizin hanımı olan Hazreti Hatice annemizin teyzesinin oğlu. O, ikisi de ilk iman eden ve ikisi de çok çile çekmiş fedakar iki Kur'an muallimi hocası. Yukri'anihimul Kur'an onlara Kur'an okutacaklar ve yufakkihanihim fiddin onlara dini öğretecekler ve nezele Mus'ab ala ahadil mübayi'ine Ebi Umame Es'ad ibn Zürara ve sara yedi'u bakiyetel evs Mus'ab bin Umeyr Peygamberimizin huzurunda Müslüman olan Es'ad bin Zürare ile beraber Es'ad bin Zürare'nin kabilesine gittiler yani Evs oğullarına gittiler ki Evs kabilesini İslam'a davet etmek için evet Evs ve Hazreç kabilesine ve beynemâ hum fî bustânin mâ Es'ad ibn Zürâre onlar bir ara Es'ad bin Zürâre ile bir bostandaydılar bir bahçedeydiler ondan sonra İzgâle Sa'd ibn Muaz ve İsu kabiletil Evs Sa'd bin Muaz ki Evs kabilesinin reisiydi Hüseyin ibn Hudayr İbn-i Ammi Sa'd amca oğlusu Hüseyin bin Hudayr'a dedi ki Ela tekumu ila hâzeynir raculeynil lezeyni eteyâ yusefihâni duafâna li nezcirahum Şurada şu bahçede oturan iki adam var ya dediler iki tane Müslümanı gösteriyorlar Peygamberimizin Medine'ye gönderdiği iki tane Müslümanı gösteriyorlar diyorlar ki şu iki tane adamın yanına gitsek de onlarla konuşsak ya bunlar bizim gençlerimizi yoldan çıkarıyorlar yani gençleri Müslüman ediyorlar gidip şu adamlarla konuşalım ve onları insanlara İslam'ı anlatmaktan men edelim insanları ifsad ediyorlar dediler
فَقَامَ لَهُمَا اُسَيِّدْ بِحَرْبَتِهِ Hemen oradaki Üseyd elindeki kılıcıyla harbe dedikleri küçük kılıç, yani normalde savaşta kullanılmayan, yolculukta vesairede basit kılıç, silah gibi düşünelim onu. Onunla gitti. فَلَمَّا رَآهُ اَسْعَدْ قَالَ لِمُسْعَبْ Es'ad bunu görünce yanındaki Mus'ab radıyallahu anh dedi ki هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ Şu gelen elindeki kılıç olan adam var ya, kavminin efendisidir. Yani kabilenin reisidir bu adam. وَقَدْ جَاءَكَ فَاُسَدِّقُ اللّٰهُ ف۪يهِ Senin yanına geliyor. O Allah-u Teala o hususta sana yardımcı olsun, seni desteklesin. فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمَا قَالْ Yanlarında durdu, dedi ki مَا جَاءَ بِكُمَا يُسَفِّهَانُ دُعَفَاءَنَا Size ne oluyor da bizim aramızdaki zayıf garip gurabayı kandırıyorsunuz? İslam'ı anlatıyorlar onlara ya. O diyor ki neden böyle yapıyorsun? Söyleyin bakayım. اِنْتَزَلَا اِنْ كَانَ لَكُمَا بِاَنْفُسِكِمَا حَاجَةً Eğer kendinize acıyorsanız bu işten uzaklaşın. Yani canınızı, tabiri caizse canınızı seviyorsanız bu işi yapmayın. Yoksa sizi burada öldüreceğiz. Çünkü neden? Zaten adamlar Mekke'den gelmişler. Burada akrabası yok, kabilesi yok, eşi yok, dostu yok. Kimsesi, iki tane adam gelmişler oraya, İslam'ı anlatıyorlar. Güçsüzler. Fakale Mus'ab. Mus'ab radıyallahu anh dedi ki Evet eclisü fetesme Oturup bize kulak vermez misin? Fein radıyte emran kabiltehu Eğer bizim işimize razı gelirsen, bu anlattıklarımız hoşuna giderse kabul edersin. Ve in kerihteha kefefna anke ma tekra Eğer hoşuna gitmez, kabul etmezsen o zaman senden uzak dururuz, sana bir şey yapmayız. Fekara aleyhi Mus'abul Kur'an fe ahsene dinel İslam fe stehsene dinel İslam Ona Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudu ve İslam'ın güzelliklerini ona anlattı. Ve hedâhullâhu lehu feteşehhedâ Allah Teala gönlüne yumuşaklık verdi, orada hemen Müslüman oluverdi. Ve raca ilâ Sa'd döndü Sa'd'ın yanına. Arkadaşının yanına döndü yani. Amma fa'ale fekal. Vallahi ma ra'aytu bir raculeyn ba'sen. Arkadaşına hani dediler ya şu iki tane adam gençleri kandırıyor. Gidip şunlara engel olalım dedi. Kalktı birisi gitti. Gitti ama Cenab-ı Hak gönlüne yumuşaklık verdi. Orada mum gibi eridi, Müslüman oldu. Geldi arkadaşının yanına. Dedi ki bu adamların bir zararı yok. فَغَضِبَ سَعَدْ وَقَامَ لَهُمَا مُتَغَيِّضًا Baktı o da onlardan olmuş, sinirlendi, kalktı ayağa öfkeli bir şekilde onların yanına gitti. فَفَعَلَ مَعَهُ مُصَبْ كَسَابِقِهِ Mus'ab radıyallahu anh gene soğukkanlılığını muhafaza etti. Dedi ki gel otur, arkadaşına anlattığımı sana da anlatayım. Hoşuna giderse kabul edersin, etmezse, hoşuna gitmezse o zaman sana bir şey yapmayız. Senden uzak dururuz. Sana zararımız dokunmaz. O da oturdu. Anlatın bakayım neymiş dedi. Anlattılar. Ondan sonra fehedâhullâhu lil-islam. O da Müslüman oldu orada. Ya ne büyük insanlarmış ki Cenab-ı Hak onların ihlasından dolayı azılı kafirleri dahi mum gibi eritiyor. Ya böyle Müslüman olmak lazım cemaat-i Müslüman. Yani ilmiyle, ahlakıyla, terbiyesiyle, takvasıyla, ağırbaşlılığıyla öyle muazzam Müslüman olmalıyız ki elin gavuru buraya turistik ziyaret için geldiğinde seni görüp Müslüman olmalı. Ya böyle Müslümanlara ihtiyaç var. Başka türlü ne Türkiye düzelir ne dünya düzelir. Düzelmez. Çünkü İslam'ın dışındaki bütün sistemler, bütün taktikler, bütün çareler, bütün ondan sonra planlar, programlar, düzenler, intizamlar başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Zira insanların ihtiyacını hiçbirisi tam manasıyla cevap veremez. Çünkü onlar insan ürünü çarelerdir. Ne gibi? Hastalanıyorsun, hastaneye gidiyorsun, doktor ilaç yazıyor. Eczaneden ilacı alıyorsun, ilacı kullanıyorsun. Midenin ağrısını gideriyor, bu sefer başının ağrısı başlıyor. Yine doktora gidiyorsun, bu sefer baş ağrısı hapı da veriyor. Al bu ikisini iç, bir sabah bir akşam diyor. Onları içiyorsun, bu sefer uykusuzluk problemin başlıyor. Diyor ki al bu uykusuzluk ilacını da iç diyor. Öyle gidiyor. Neden ihtiyarlar günde 5-10 tane ilaç içiyor? Değil mi? Ya onun için aynı bu ilaçlar gibi insanların bizlere kurtuluş reçetesi olarak sunduğu İslam dışı şeyler de böyledir.
bir yerini düzeltir, bir yerini bozar. Bir yerini düzeltir, öteki tarafı bozar. Onun için bu insanların, hepimizin kurtuluş reçetesi tektir, o da İslam'dır. Ama sadece namaz kılmak İslam değildir. Sadece örtülmek İslam değildir. Bütün her şey, hepsi bir bütün. Kazancınla, harcamanla, yaşam tarzınla, konuşma tarzınla, dostluğunla, düşmanlığınla, ticari her şeyinle tam Müslüman olmak lazım. O zaman işe yarıyor. Sadece namaz yeterli olmuyor. Sadece zekat yeterli olmuyor. Çok mühim bunlar. Olmadan olmaz ama tek onlarla da olmaz. Cenab-ı Hak bizi kamil müminlerden eylesin. Evet, ikincisi de geldi. İkincisi de orada Müslüman olduğu veraca'a lirica'li beni abdi eşhel. Bunlar döndüler eşhel oğullarına ki bu eşhel oğulları da Evs kabilesinin bir sülalesi, bir boyu. Fekale lehum ma te'udduneni fikum. Bak bak, görüyor musun? Biz olsak böyle yapabilir miyiz acaba? Şimdi kendimizi onların yerine koyalım. Sen Medinelisin, Medineli Evs kabilesine mensupsun. Veyahut da kendi memleketini düşün, fark etmez. Ordunun perşembesindensin, perşembesindensin. Veyahut da Yozgat'ın yer köyündensin. Veyahut da Konya'nın Bozkurt'undan, Konya'nın Ereğli'sindensin. Neyse, aklımıza gelmedi. Bir ilçeden olduğunu düşün. O ilçede sen gittin, Müslüman oldun, döndün köyüne. Ve köyüne dedin ki, ey köylüler, beni ne sayarsınız? Galü seyyidüne ve ebnü seyyidine. Sen bizim efendimizsin, baban da öyle bir insandı. Hatırı sayılır bir insansın. Gale dedi ki, kelamu ricalikum ve nisaikum aleyye haramun hatta tüslimu. Kadınınızla da erkeğinizle de konuşmuyorum ta ki Müslüman olana kadar. Yani bütün köye küsüm, Müslüman olsanız konuşacağım sizle, dedi onlara. Felem yebka beytum min buyuti beni abdi eşhel illa ecabehu. Eşhel oğullar, yani o kabilenin bütün sülalesi Müslüman olana kadar hiç kimse geri durmadı. Herkes geldi, tek tek Müslüman oldular. Ben de sıraya girdiler, hepsi Müslüman oldular. Ya. O yüzden büyükler, patronlar, idareciler, ihtiyarlar, ondan sonra ustalar, bunların hepsi arkasından muhakkak 3-5 kişiyi sürüklerler. Tabii çok zenginse bütün fabrikasını sürükler adamıcağına. Ha, bunların bu konuda daha çok faaliyet göstermesi lazım. Ha, arkadaşlar gittiler mesela, Allah razı olsun, bir tane imalathane, iki telli de fabrikacı adam. Ondan sonra adam ne yapıyor? Bütün işçilerine namaz kılması için mescit açmış. Herkese diyor ki, kardeşim herkes namaz kılacak. 40-50 tane adam var, namaz kılmayan yokmuş. Yani ne kadar güzel değil mi? Düşünsene, bütün deri atölyesinde, tekstil atölyesinde ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Şartele basılıyor. Hadi arkadaşlar, ya Allah bismillah, namazımızı bir kılalım, sonra devam ederiz. Diyen bir işveren düşünsene. Ya ne güzel olur. Ne büyük bereket olur. Ne büyük huzur olur. Gönüllerde ne muazzam yumuşama olur. Cenab-ı Hakk'ın rızası ne kadar hepimizi kuşatmış olur. Ya Rabbi, öyle insanların sayılarını ziyade eyle. Böyle olmadan zaten bereket yok. İki yakamız bir araya asla gelmez. Hadis-i Şerifler, ayet-i kerimeler çünkü öyle buyuruyor. Evet. وَقَدْ اِنْتَشَرَ الْاِسْلَامُ fi دُوَرِ يَسْرِبْ حَتَّى لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ حَد۪يثٌ اِلَّا اَمْرَ الْاِسْلَامِ. Artık böylece günden güne Medine'de İslam yayılmaya başladı. O kadar yayıldı ki artık insanların dilinde hep İslam vardı. O da Müslüman olmuş, ben de Müslüman oldum, sen de gel Müslüman ol. Hep böyle bu dava konuşulmaya başlamış ve artık Medine yavaş yavaş, eski ismi neydi Medine'nin? Yesrib'di, değil mi? Az önce söyledik. Yesrib idi. Artık Yesrib yavaş yavaş Medine-i Münevvere olma yoluna girdi. Ya. Evet, bu birinci akabeydi. Ondan sonraki sene ikinci akabe olacak. İkinci akabede daha kalabalık bir cemaatle gelecekler, Müslüman olacaklar. Artık orada Müslümanlara zemin hazırlanmış olacak ve Mekke-i Mükerreme'deki Kureyşliler büyük bir fırsatı ellerinden kaçırmış olacaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada yer bulamayıp Medinelilerin kucağına girecek. Onlar kucaklayacaklar. Gel ya Resulallah, Mekkeliler seni istemedi ama senin bizim başımızın üstünde yerin var, diyerek peygamberimizi sahiplenecekler.
İnşallah ileriki derslerimizde onu da okuyacağız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi burada anlatılan sahabe-i kiram efendilerimiz gibi İslam'ın önderi, sancaktarı, bayraktarı eylesin. Amin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.